Evet, dünya Mısır'daki askeri darbe ve sonrasında yaşananları takip ediyor. Bir taraftan Mısır'da askeri darbeyle indirilen Muhammed Mursi'nin yerine atanan Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur'un yemin ederek görevine başlaması, bir taraftan da dünyadan bu askeri darbeye gelen tepkiler. Neydi o, Asya'da yürütmekte olduğum çalışmaları keserek bu sabah İstanbul'a, yurdumuza döndüm. Başbakanımızla yaptığımız işaretler neticesinde bugün saat 16'da Sayın Başbakanımızın başkanlığında konuyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapacağız. Bu aşamada gelişmelerle ilgili görüşlerimizi sizlerle özet olarak paylaşmak istiyorum. Dün aslında Singapur'dan birçok Dışişleri Bakanı ile detaylı telefon görüşmeleri yaparak süreçte en olumlu noktaya gelinmesi için çok ciddi çaba sarf ettik. Bugün de biraz önce kendi talebiyle ve aramasıyla Mısır Dışişleri Bakanı Sayın Kamil Muhammed Amr ile görüşüp değerlendirmelerde bulunduk ve son gelişmelerle ilgili doğrudan kendisinden bilgi alma imkanı buldum. Her şeyden önce şunu ifade etmek isterim ki, Orta Doğu'daki Arap devrimlerini ateşleyen Tunus'ta Ebu Azizi'nin kendini yakmasından ve Yasemin devriminin başlamasından bu yana Türkiye'nin kardeş Orta Doğu halklarının talepleriyle ilgili tutumu evrensel ilkelere ve uzun vadeli stratejik bir vizyona dayanmıştır. Evrensel ilke olarak Orta Doğu'daki kardeş halkların insanlık onurunu koruyan hukuk devleti ilkelerine, açık ve şeffaf seçimlere dayalı demokrasi taleplerini destekledik. Bu talepler hangi ülkede olursa olsun ve hangi kesimlere ait olursa olsun ülkemizde desteklenmiştir ve desteklenmeye devam edecektir. Bu konuda ne ülke ne de etnik ya da mezhebi herhangi bir ayrım gözetmedik, gözetmeyeceğiz. Stratejik vizyonumuz ise halk desteğine dayalı ve halkı ile barışık siyasal yapıların oluşturacağı güçlü meşruiyet zemininin bölgemizde kalıcı bir istikrar, barış ve refah havzası oluşturacağı inancına dayanmaktadır. Nihai kertede hedefimiz böylesi bir barış havzasının Orta Doğu'da gerçekleşmesini temin etmektir ve bunun da ancak ve ancak halkıyla barışık rejimler tarafından yapılacağına dair inancımız bu stratejik vizyonumuzun temel esasını oluşturmaktadır. Bu temelde dost ve kardeş Mısır halkının bu yönde gerçekleştirdiği 25 Ocak devrimine güçlü bir destek verdik. Bu desteğimiz dost ve kardeş Mısır halkının derin kültürüne, tarihi birikimine, irfanına ve engin tecrübesine olan inancımızın açık bir göstergesidir. Mısır'ın Arap ve İslam dünyasındaki merkezi konumu herkesin malumudur. Mısır, medeniyet derinliği, kültürel birikimi, toplumsal zenginliği ve devlet geleneğiyle tarih boyunca Arap ve İslam dünyasına ilham kaynağı olmuş, ortak kültürümüzün en temel eksenlerinden birini oluşturmuştur. Mısır sadece bölgesel barışın değil, küresel barışın da ana aktörlerinden biridir. Bunun içindir ki, özgürlük, adalet ve demokrasi arayışlarının ürünü olan 25 Ocak devrimi sadece bölgemize değil, bütün dünyada büyük bir heyecan uyandırmıştır. Dolayısıyla 25 Ocak devrimiyle başlayan demokratik sürecin korunması ve ilerletilmesi yönünde herkesin titizlikle çaba göstermesi gerekmektedir. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde Türkiye olarak stratejik ilişkilere sahip olduğumuz Mısır'ın siyasi istikrarına, toplumsal barışına ve ekonomik kalkınmasına büyük önem verdik. Bütün imkanlarımızı bu yönde seferber ettik. Kurduğumuz yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi mekanizması ile imzaladığımız anlaşmalar ve mutabakatlar, tecrübe paylaşımları ve ekonomik katkılar Mısır ile sahip olmakla övündüğümüz ezeli ve ebedi kardeşliğimizin bir gereğidir. Son günlerde yaşanan hadiseler hepimizi derinden üzmüştür. Barışçıl gösteri yapan grupların dışında yaşanan bazı çatışmalarda 30'a yakın Mısırlı kardeşimiz hayatını kaybetmiş, pek çok kişi yaralanmıştır. Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Son iki yılda yaşanan gelişmeler, demokratik süreçlerin ve kurumların işletilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha açık bir şekilde göstermiş ve teyit etmiştir. Bu süreçte Mısır halkı seçimlere gitmiş, demokratik iradesini kullanarak tarihinde ilk kez serbest, adil ve hür seçimlerle kendi cumhurbaşkanını seçmiştir. Bunlar Mısır halkı için en büyük demokratik kazanımlardır. Muhalif grupların endişelerini dile getirmesi ve barışçıl gösteri yapması demokrasinin temel ilkelerinden biridir. Meşru taleplerin demokratik kuralları çerçevesinde ifade edilmesi ve karşılanması demokratik işleyişin de bir gereğidir. Bu noktada demokratik bir seçimle iş başına gelmiş olan Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Mısır ordusunun müdahalesiyle görevinden alınması
Mısır devriminin kazanımları ve demokratik süreç açısından son derece kaygı verici bir durumdur ve bu konuyu biz de çok titizlikle değerlendirmekteyiz. Demokratik süreçlerin inkıtaya uğraması bütün Mısır halkının kaybı olacaktır. Ayrıca bütün bölgenin ve küresel barış için çaba sarf eden bütün çevrelerin kaybı olacaktır. Demokrasilerde sorunlar yine demokrasinin kendi kuralları içinde çözülür. Halkın iradesini yansıtan açık ve şeffaf seçimle iş başına gelmiş liderler ancak ve ancak seçimle, yani halk iradesiyle görevden alınırlar. Demokratik seçimlerle iş başına gelmiş bir hükümetin gerekçesi ne olursa olsun, meşru olmayan yöntemlerle ve dahası bir askeri darbeyle devrilmesi kabul edilemez. Ulusal uzlaşı siyaseti de ancak demokratik kurum ve aktörlerin, muhalefetin ve sivil toplumun katkısı ve katılımıyla mümkün olabilir. Bu müdahale 25 Ocak Mısır devriminin tarihi kazanımlarına gölge düşürmemelidir. Mısır halkının adalet, özgürlük, demokrasi ve refah mücadelesi demokratik kurum ve mekanizmaların işletilmesi suretiyle hayata geçirilmek durumundadır. Gelinen noktada Mısır'da demokratik kurumların ivedilikle devreye girmesi ve ülkede kaos ve kargaşa ortamının önlenmesi gerekmektedir. En kısa sürede serbest ve adil seçimlerin yapılması ve demokratik mekanizmaların işletilmesi Mısır'ın siyasi istikrarı ve toplumsal barışı için zaruridir. Seçimlere bütün siyasi aktörlerin hiçbir kısıtlama ve ayrımcılık olmadan katılması Mısır demokrasi için hayati öneme sahiptir. Bu süreçte bütün siyasi aktörler hiçbir baskı altında kalmadan seçimlere hazırlanabilmeli ve seçimlere katılabilmelidir. Dünkü müdahaleden sonra Cumhurbaşkanı Mursi ve Başbakan Hişam Kandil dahil olmak üzere siyasilerin keyfi olarak tutuklanması yahut ev hapsinde tutulması kabul edilemez. Gözaltına alınan yöneticilerin bir an önce serbest bırakılması ulusal uzlaşı açısından da özel öneme sahiptir. Seçimle iş başına gelmiş bir cumhurbaşkanının ve diğer yöneticilerin maruz kaldığı bu muamele herhangi bir demokratik kültür içinde kabul edilmesi mümkün değildir. Bu konuda geçiş yönetiminin azami hassasiyetle hareket edeceğine inanıyoruz. Bütün taraflar her tür şiddet ve çatışma tavrından uzak durmalı ve her tür tahrik ve terdibe karşı dikkatli olmalıdır. Çünkü Mısır'ın üzerinde ve Mısır üzerinden bölge üzerinde hesap içinde olan birçok çevreler bu kaosu tahrik edici bir takım girişimlere yönelebilirler. Türkiye, Mısır'da herhangi bir grubu veya kesimi değil, bir bütün olarak Mısır halkını ve demokratikleşme sürecini desteklemektedir ve desteklemeye devam edecektir. Türkiye olarak temel endişemiz ve arzumuz, Mısır'ın bu krizi yeni bir demokratikleşme hamlesiyle aşması, siyasi istikrarını koruması ve toplumsal barışını muhafaza etmesidir. Dost ve kardeş Mısır halkına mesajımız açıktır. 25 Ocak devrimi, 21. yüzyılın ilk büyük devrimidir. Bu devrimin kazanımlarını korumak, her kesimden bütün Mısırlıların temel önceliği olmalıdır. Bütün Mısırlıların, bütün bölge halklarının ve uluslararası toplumun 25 Ocak devriminin kazanımlarını koruma yönünde çaba sarf etmesi, sadece Mısır'ın değil, bölgenin geleceği açısından da büyük bir öneme sahiptir. Biz, Arap Baharı'nın Arap kışına döndüğü, Arapların veya Müslümanların demokrasiyle yönetilemeyeceği, bunu hak etmedikleri şeklindeki bütün değerlendirmeleri toptan reddediyoruz. Her halk kendi özgür iradesiyle kendi yöneticilerini seçme hakkına sahip olmalıdır. Meşruiyetin ilk ve en vazgeçilmez koşulu halkın iradesinin özgürce tecelli edeceği ortamın sağlanmasıdır ve bu yolda atılacak adımlardır. Bu ortamı da sağlayacak en temel araç sandıktır ve halktan alınacak destektir. Seçilmiş iktidarların ise yürütme gücünü anayasal meşruiyet ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterecek şekilde icra etmeleri esastır. Bu düşünce ve ilkeler sadece Mısır'daki durum ile ilgili değil, kendi demokratik tecrübemiz ışığında her ülke için geçerli olması gerektiğine inandığımız temel ilkelerdir. Mısır ve halkı Türkiye'nin kadim dostudur ve ebedi dostluk alacaktır. Dolayısıyla biz Mısır halkının her kesimini kucaklıyoruz. Bizim tercihimiz ise Mısır halkının tercihi olmuştur ve olacaktır. Mısır halkı neyi tercih ederse o tercih bizim için temel tercih olacaktır ve politikalarımızı yönlendiren temel esas olacaktır. Ancak bundan sonraki asıl mesele Mısır halkının tercihinin özgür bir şekilde tecelli edip edemeyeceği, bu ülkede özgür ve adil seçimlerin bir an önce yapılıp yapılamayacağıdır. Bu yönde gerekli süreç işletilmeli ve yönetimin seçilmiş aktörlere devredilmesi acilen sağlanmalıdır. Bundan sonra takip edilecek süreçte en temel esas desteğini sadece ve sadece halktan alan seçilmiş otoritelerin yönetimi devralmasıdır. Türkiye dün olduğu gibi
Bugün de, yarın da ve ebediyete kadar Mısır'ın ve Mısır halkının yanında olmaya devam edecektir. Ve 25 Ocak devriminin kazanımlarının korunması konusunda atılması gereken ne adım varsa atacaktır. Uluslararası toplumla birlikte ve uluslararası toplumu teşvik ederek bu kazanımların korunması yönünde her türlü girişimi gerçekleştirecektir. Sayın Başbakanımızla dörtte yapacağımız toplantı sonrasında gerekirse tekrar bazı açıklamalar yapmak imkanı olur ama ilkesel olarak bu hususların kamuoyumuzca, Mısır kamuoyunca, bölge kamuoyunca ve dünya kamuoyunca bilinmesini de fayda mülahaz ettik. Teşekkür ederim. Evet, Mısır'da gerçekleşen askeri darbeyle ilgili olarak da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı açıklamayı getirdik ekranlara. Türkiye, Mısır halkı hangi konuda karar verirse bundan sonraki politikasında ve tavırlarında da Mısır halkının yanında olmaya devam edecektir dedi. Saat 16'da da Başbakan Erdoğan'la yine yapacağı toplantıdan bahsetti. Başbakan Erdoğan'ın yapacağı toplantıya Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da katılıyordu. Bunun dışında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ömer Çelik, Hüseyin Çelik, Mevlüt Çavuşoğlu ve Yalçın Akdoğan da bu toplantıda Mısır zirvesinde bir araya gelecek Başbakan Erdoğan'la saat 16'da Dolmabahçe'deki çalışma ofisinde.